De mecburen ne oldu arkadaşlar? Yani çay uğruna gene elimizde belle böyle çalışmaya mecbur kaldık. Çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Emir demiri kese arkadaşlar. Bir bardak çaya bir dönüm tarla belliyorum sizin anlayacağınız yani. Herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı günler arkadaşlar. Şöyle evde fındığımız vardı. Fındıkları kırdık, ayırdık. Şahin Bey ve çocuklar beraberce. Kırdığımız fındıkları tavada tabii kavuracağım. Çevittireceğim. Neyi kavuruyorum? Kavurunca şu kabukları çıkıyor. Şuraları çıkacak. Şöyle açam ocağı. Şöyle karıştıra karıştıra kavuracağım. Evet, şöyle çıkmaya başladı. Bir dakika döküyoruz. Tekrarını koyuyoruz. Şöyle eski bir tavada kavuruyorum. Bunda kestane kavuruyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz çünkü yeni tavaları çiziyor, bozuyor yani. Bu eski bir tava. Ne yapacağız bunu? Bak, şöyle yapıvereceğiz. Çıkacak. Çıkıyor zaten. Aha, görüldüğü gibi. Kabukları eleyeceğiz ve böyle tertemiz. Arkadaşlar şöyle fındıkları kavurduktan sonra kabuğundan sürterek ayırdık. Şu da kabuğu eledik. Şimdi ne yapıyoruz? Robotta fındıkları kırıklayacağım. Kek için malzemeleri sayalım. 2,5 su bardağı un. 1 bardak yağ, sıvı yağ. 2 bardak şeker, 2 bardak süt, 1 bardak fındık kırıntısı, 3 yumurta, 2 tane kokulu vanilya, 2 tane hamur kabartma tozu, 1 tane 25 gram şöyle kakao. Kek için malzemeler bunlar. Ne yapıyoruz? Önce yumurta şöyle kenarda dursun. Yumurta kenarda dursun. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bardak süt. 2 bardak şeker. Koyuyoruz. 1 bardak sıvı yağ da koyduk. Kokulu vanilyaları. 2 paketin İkisini de boşaltıyoruz. Kakaoyu da boşaltıyoruz. ...25 gram kakaoyu da boşalttık. Yumurta ile kabartma tozu, un dursun. Ne yapıyoruz? İyice bunları çırpıyoruz. Şeker eridi. Bundan emin olduk. Ne yapıyoruz? Şöyle bir bardak ayırıyoruz bu karışımdan. Dolu dolu bir bardak yumurtasız karışımdan şöyle ayırıyoruz. Kenara koyuyoruz. 2,5 su bardağı unu. 2 fındık kırıntısını döküp un 7 rastiye kadar çırpacağız. İyice unu yedirdik. 2 tane kabartma tozunu da atıyoruz. Güzel kabarması için iyice karıştıracağız yani arkadaşlar. Unuyla karıştırdık. Şimdi de kabartma tozuyla güzel bir şekilde karıştıracağız. 2 tane kabartma tozu. Ondan da şöyle iyice karıştıracağız.
kıvam şöyle bakın. Damladığında kendiliğinden yayılacak, kaybolacak. Yağladığım tepsiye kek hamurunu dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına keki sürüp kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, keki fırından çıkardık. Kaynak şu anda. Şöyle kesiyorum. Şöyle kesildiğinden iyice emin oluyoruz. Sıcağıyla keseceğiz. Fırından çıkar çıkmaz kaynar kaynar kesiyoruz. Ayırdığımız sostan şöyle döküyoruz. Harika bir şey oluyor. Fındıklı kek. Servise hazır arkadaşlar. Iladığı zaman, demlediği zaman servis yapabiliriz. Yani şu üzerine döktüğümüz sosu da içerisine sıcağından alıyor zaten. Çok da güzel oluyor. İşte bu şekilde. Çok lezzetli kek oluyor. Tam ölçülerde. Afiyet olsun. Arkadaşlar, sarımsağı belledim. Şimdi ben sözümü tutmuş oluyorum. Sözümü tutmuş oluyorum. Şahin Bey de geldi. Semaveri yaktım. Ne sözüdür bu? Hemen Şahin Bey'in yanına gidelim. Kolay gelsin. Sağ ol Yüker Hanım, hoş geldiniz. Şimdi bu ne sözü? Şimdi bu ne sözü şöyle diyelim. Arkadaşlar öncelikle Ülker'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamla selamlıyoruz değerli arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi Ülker Hanım dedi ki, Şahin Bey dedi, gidelim bahçeye dedi. Bugün dedi kafamızı dinleyelim dedi. Tamam. Sana dedi orada dedi bir semaver yakayım dedi. Şöyle dedi sessiz ve sakin dedi. Kafamıza göre bir çay içelim dedi. Ben de sevinerek tabii ki geldim. Hay hay Ülker Hanım dedim. Allah. Yani, olmazmış dedi. Tabii dedim. Hep çalışıyoruz dedim. Bugün de dinlenelim dedim. Gidelim oraya bir çay içelim dedim. Geldik. Yahu dedi bu dedi soğan dikilmedi. Ne olacak? Dedi. Deli aldı geldi. Yer dedi bellenmedi. Soğanı önüme getirdi. Beli de elime verdi. Hadi çalış. Hani hanım dedim biz çay içecek diye dedim. Ben sana dedi yani çay içmeyeceğiz demedim. Ben sözümü tuttum. Ben dedi semaveri yaktım. Ama ben sana orada çalıştırmayacağım diye bir söz vermedim dedi yani. Mecburen ne oldu arkadaşlar? Yani çay uğruna gene elimizde belle böyle çalışmaya mecbur kaldık. Çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Emir demiri kesen arkadaşlar. Bir bardak çaya bir dönüm tarla belliyorum sizin anlayacağınız yani. Bir dönüm değil bak şuradan şurası halı üstü kadar. 6 metre halı kadar var ve yok. Ben de belledim bu kadar. Nasıl yer? Yer. Ama gurur. Tam yaşta değil. Gurur da değil Ülker Hanım. İyi yani. Havu. Şu anda. Ama bir iki gün daha olsa batmayacakmış yani. Batmayacak. Yağmur yağdı gene. Hakikaten toprak gene suyunu çekmiş. Ama çok güzel. Benim bellediğim yer de böyleydi. Evet. Bak. Şöyle çeviriyoruz yani olduğu yere. Kırıyor. Kırıyor toprak en azından. Bir de ben burayı sulamıştım daha önce Ülker Hanım gurur yıkana. Ondan da biraz böyle yaş. Yoksa yağmur bu kadar şey etmiyor. Geçmemiş herhalde hafta tam olarak. Evet. Yani. Etkili değil ya.
Sevgili izleyenlerim ve değerli takipçilerimiz diyorlar ki Şahin video kanalında da çok sorular var. Buraya neden çapa motoru falan kullanmıyorsunuz? Sığmıyor. Ha, buraya işte ağaçlara o zaman dedik ya düzensiz dikmişiz. Hmm. Çapa motorundan sürecek kadar çok yer yok zaten. Evet, sığmıyor. Yani ağaçtan diplerini açıyoruz. Ülker Hanım'la böyle zaman geçiriyoruz. Buralarda çapa motoruyla sürsek bir günde biter. Biz sohbeti nasıl yapacağız? Onun için böyle bel bahane, sohbet şahane diyoruz. Evet. Ve böyle Ülker Hanım'la yavaş yavaş tıkırdıyoruz buralarda işte. Yapacak Şahin Bey şaka yapıyor. Tabii ki de bel yapacağız dememiştim ben ama evet. Şöyle Menderes'e işimiz vardı. Gittik turp tohumu almaya. Evet. Oraya gidince ben göveri buldum. Sovan yani. Göveri nedir göstereceğim. Sovanın küçüğü, arpacık sovan. Onu görünce hem çay içecektik ya hem de yani güçlü güçlü erkek gücü farklı bellerse ben de sovanı dikiveririm dedim. Sağ olsun beni kırmadı ama evet. Biraz gönülsüz gibiydi de. Semaveri yakınca gönüllüye dönmüş gibi yani. Arkadaşlar bedava peynir fare kapanında bulunur. Hı. O yüzden bedava iş yok. Çayı içiyorsan bahçeyi de belleyeceksin dedi Ülker Hanım. Yapacak bir şey yok. Öyle demedim. Ağzımdan öyle demedim ama Şahin... Tam olarak demedik ama o anlama geldi yani. Allah yarabbim. Yani kurtuluş yok. Ya bu işi yapacaksın ya bu diyardan gideceksin. Bu diyardan gidemeyeceğimize göre bu işi yapacağız arkadaşlar. Soğan ekilecek yiyeceğiz. Salata yapacağız değil mi? Acı acı çalışacaksın diyor. Tatlı tatlı yiyeceksin diyor. Biz de o niyette şimdi yorgun yorgun çalışacağız. Ama hasatlar bittiği zaman insan çok mutlu oluyor be canım. Değil yani mi? Online bitişini böyle görmesini, yemesi şahane oluyor. Bu sene hayatımızın en güzel bahçesindeki şeyler yedik. Allah razı olsun. Kendimiz ektik, kendimiz biçtik ve onun lezzeti hiçbir şeye değişilmez. Onların büyümesi, onların güzelleşmesi hakikaten çok güzel oluyor. Evet. İlle toprak olası ya da şart değil. İnsanlar balkonlarında da bahçelerinde de bir şeyler yetiştirebilirler. İstedikten sonra her şey olabilir arkadaşlar. Yeter ki isteyelim. Ben istemeden de gerçi yapıyorum da yani yapacak bir şey yok. Ama çok zaman istiyorsun değil mi? Evet, bazı zamanlar yok, istiyorum. Yok aslında ama... bahçe işini istemiyor ama evet. Toplarken yerken mutlu olduğu için beni kıramıyor. Hadi canım aynen. Diyorum ben çok seviyorum. Ama olsun öyle böyle illa herkes bir şeyi çok sevecek diye bir şey yok. Ben gücüm yettiği kadar yapıyorum. Evet. Neyse eline sağlık yine Allah razı olsun diyorum. Sözümüz şaka şaka gırgır. Evet. Şamata öyle mi Şahin Bey? Aynen aynen tabii. Tabii şaka yapıyoruz şakayla götürüyoruz. Elbette yapacağız yani hanımlara bu ağır işler bırakmamak lazım gücümüz yettiği sürece. Onların yapacağı iş oluyor bizim yapacağımız iş oluyor. Bizde iş ayrımı sınıf ayrımı yok. Yani Ülker Hanım benim işi yapıyor ben onun işini yapıyorum. Gerektiğinde Ülker Hanım bel yapar gerektiğinde giderim ben mutfakta bulaşık yıkarım. Gerekiyorsa Ülker Hanım gezmeye gider ben evde yemek yaparım. Bizde böyle şey yok arkadaşlar işte o iş bizim de bu iş sizin de vay efendim ben onu işi yapmam bu erkek işi bu kadın işi. Bizde öyle bir iş yok değerli takipçilerimiz. Bizde şey var yani çalışma var, saygı var, sevgi var. Kimse kimseyi zorla bir işte çalıştıramaz. Evet. O yüzden tabii ki içimizden gelmese Ülker Hanım bu işi bana zorla yaptıracak değil yapmam da zaten. Abi biz şaka ediyoruz tabii ki çalışacağız. Çalışmadan, üretmeden de hiçbir şey olmaz. Sevgili Ülker'in dünyası izleyicileri. Çalışalım arkadaşlar. Tamam sen çalış ben semavere tamam, bakayım. Sen çayı yap Ülker'in. Tamam yanıyor. Çayımızı ne güzel. İçeriz biraz sonra. Yani ben sözümü tutmuş oluyorum. Evet Ülker Hanım sözünü tuttu. Aynen. Ama sözün içinde bu anlaşma yoktu. Sözün diyor içinde bu anlaşma yoktu diyor. Ben odun kırmam lazım arkadaşlar. Şuraya gideyim odun kırayım. Semavere odun parçalamam lazım.
Tamam. Yansın. Yani belledikten sonra da böyle tezlektik deriz biz. Yani şu toprak parçalarına, şunlara. Vura vura. Bunları he, böyle parçalayarak tezkiye yapıyoruz. Düz hale getiriyoruz. İçindeki hem taşlar, şu taşlar var ya. Heh. Onları falan ayırmış oluyoruz bu şekilde. Aynen. Tezkiye yapıyoruz şöyle. Güzel bir şey oluyor yani şöyle. Tamam. Göğeri dedikleri işte bu. Heh. Bak. Göğeri, soğan. Bunu dikeceğiz şimdi. Bunu dikeceğiz. Garacadan oluyor bu. Garaca tohumdan. Bunu dikeceğiz. Kışa baş soğan olacak. Aha, bunu dikeceğiz buraya. Hadi bize kolay gelsin. Şimdi şöyle görüldüğü gibi, şekilde görüldüğü gibi şöyle aralarına çapa girecek şekilde. Küçük çapayla şöyle çapalayacağız ya, şu aralarına çapa girecek. Sovanın seyrek olması gerekiyor. Böyle. Böyle. Böyle böyle. Dikeceğiz. Aha. Şöyle arayla. İlla bunun santımı yok. Şu kadar bagara. Küçük çapa girecek. Şöyle şöyle çapaladığımızda, çapa girdiği zaman. Otlarını keserken değil mi? Otlarını keseceğiz. Boğazını dolduracağız. Hmm. Ondan. Şöyle. Çapağa girecek şekilde şekilde işte. Böyle dikiyoruz. Rastgele ya. Ahirette yeri yok ya bunun aralığını. Çapa girecek şekilde. Soğan şeylerinin şu saçlı yerini şu şurasını zemine getireceğiz. Su sirvi yerini yüzeye. Şöyle dikersek asla çıkamaz. Burada ya çıkacak, filizlenecek yeri. O yüzden şu saçlı yerini şöyle zemine. Evet. O yerini bulu. Hiç hemen rastgele. O yeter ki toprağa atalım. Yeter ki toprağa atalım gayri. Evet. Böyle böyle. Devam edeceğiz. Bir elin nesi var? İki elin. Sesi oldu. Şahin Bey belleyince hızlı oldu. Dün ben akşama kadar uğraştım. Ama bugün hemen geldik. Bir saat sürmedi bile herhalde. Aynen. Hemencik de yapıverdik. Çok şükür. Birlik beraberlik içinde. Bu arkadaşlar baş soğan olacak. Bunu kışa, seneye takış, bu aylarda Haziran gibi gazarız biz bunu. İzmir için diyorum. Haziran gibi gazarız. Bu gay baş soğan. Yeşil yemek için irilenden dikiyoruz. Bu yeşil yeni mi? Bu da yeni. Yeniyor değil mi zaten? Tabii. Ha, sıkıntı olmaz. Bunda da sorun olmaz. Bunda da olmaz. Şimdi böyle hiç yoktan dikeyim de. İleriki günlerde belki de burada yer kalırsa biraz daha alığı dikerim. Parayla aldım. Bunu ben garaja ekmedim ama bu sene garacam ekeceğim. Garaja soğanın tohumundan mı oluyor Kerem? Soğanın tohumunu atıyoruz. He. Soğanın tohumu bütün yaz bitiyor, oluyor. Ondan sonra bu. He. Bu oluyor. Bunu dikiyoruz, baş soğan oluyor. Aslında garacayı da seyrecek, saçağlarmış, yumruk gibi soğan olurmuş. Yapalım öyle. Bu sene ben köye garaca saçacağım. Burada tamam. Saçacağım. Bu kalan yerine olur. Daha garaca tohumumuz daha var. Garaca nedir bak. Getirin, dur beklesin. Garaca soğanın tohumu. Tohumu. Garaca ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? İşte o siyah siyah soğanın işte, tohumları. İşte. Aha. Çıktı tohumları. Şöyle şu soğanları işte engeyerek gitmiştim. Şöyle. Şunu da çekmiştim böyle. Aha, bunu ekeceğim. Ne bitecek biliyor musun? Şu olacak. Şimdi arkadaşlar işte bu garacayı toprağa saçıyoruz. Ve bu oluyor. Bunu toprağa dikiyoruz. Bunu toprağa dikiyoruz. Büyük baş soğan oluyor kışlık. Bunu ben ziyan etmeyeceğim. Bunlara bir kenara saçayım. Bunlar işte. Yek bakalım. Dursun değil mi burada? Tabii canım. Karıştırmayacağım. Aynen. Şimdi devam eden böyle böyle
Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Kerem Hanım, ben de sana yardım edeyim de çabuk pişsin yani. Öyle mi? Şuradan da ben başlayayım. Tamam. Sarımsak gibi ters dikmiyorum Mülker Hanım, gülme hiç. Bağıl güldüm de. Şey yok. Yap. Sirviyeler yukarı gelsin. Evet. Artık sarımsak gibi dikmiyorum yani. Yok, öğrendin gay, öğrendin. Öğrenemedin galiba. Az oldu bu da. Neyse. Keşke biraz fazla alsaydın. Biraz fazla alsaydın canım. Büyükmüş bunlar da, az üretiyor bunlar. Az üretti. Az oldu bu, az oldu. Çok az oldu. Bir daha alırız ya. Bir daha alırız ya. Bir daha alırız. Bir daha alırız. Şöyle ufak olacak Ülker Hanım, çok üretmesi için yani. Şöyle. Ha, tabii. Çoğu olması için ufak olacak. Evet. Bunun kökü toprağa değdi mi tutarım? Tutarız. Şimdi de turp ekiyoruz. Nasıl turp ekiyoruz? Bizim buraya bu turp iyi oluyor. Kırmızı turp. Şöyle kırmızı, küçük, çıtır turp. Çıtır turp. 40 gün. Onun için şu tohumu şuraya bir boyayalım da hacı. Evet. Böyle seyrek atacaksın. Sık tohum iyi olmuyor. Şöyle tohum önce saçıyorsun. Sık tohum güzel olmuyor. Ne diyorlar Ülker Hanım? Turpun seyreğe sıkında neydir diyorlar yani. Şahin Bey iyi biliyor bak o lafları. Evet. Çünkü ailesinden duyuyorum değil mi? Evet. Hakikaten sık turp ne oluyor biliyor musun sen? Evet. Olmuyor Şahin, olmuyor. Yani hiç baş çevirmez. Evet. Olmaz, güzel olmaz. Bu seyrek kararınca evet. Ettik mi şöyle. Karıncalığa var yemeden artık. Hah, attık işte bak, görünüyor. Tabii benim. Görünüyor. Ha. Önce şurayı şöyle edeyim. Beş santim kadar derinliğinde. Fazla gömmüyoruz o zaman değil mi? Ha, fazla gömüyoruz. Hı. Aynı yerde kalması için tohumun da şöyle. Bu önemli arkadaşlar, çünkü tohumları bir yere toplamamak gerekiyormuş. Ülker Hanım öyle söyledi. Ben dırmıkla sürüklüyordum. Dedi öyle olmaz dedi. Neden dedim? Tohumlar dedi aynı yere götürürsün dedi yani. Ben de anamdan duydum. Evet tabii şöyle. Bu işi yapanlar biliyor, biz yapmadığımız için. Şimdi aynı tohumu böyle saçtık ya. Evet. Aynı yerde kalması için böyle. Ben mantığımı yürüttüm ama ters mantık yürütmüşüm yani. Öyle edeydik bunu, evet. Hepsi bir yere giderdi. Aynen. Sen temin tarla düzledin ya. Heh. Öyle düzle, hani tarlayı düzlemen çok doğru. Evet. Ama tohumu sürüklemen yanlış. Ya öyle dırmıkletceksen çentiyon öyle dedi. Anladım, tamam. O da bir yol. O da bir yol. Aha bak, tohum bak aynı yerde kalacak. Tamam. Yeter ki toprağa atan. Yıllardır Şahin'le beraber ekeriz. Ektiğimiz her şey başarılı olur. Çünkü sevgiyle ekiyoruz. Aynen. Sabırla ekiyoruz. Sevgimizi katıyoruz. Sabırla da bekliyorum. Çıkacak da bunu yiyeceğim demesen yeni. Tabii canım. Her zaman bu ne zaman olacak da yiyeceğiz derim ben. Her defasında yeriz ya. Bir bakmışım oluyor. Evet. Hakikaten öyle dedim eskiden. Bu ne zaman olacak? Ağaç dikiyoruz ya. Evet. Sen ne zaman olacak da meyvesini yiyeceğiz derdim küçükken. Evet. Sen hünnap dikiyorsun bahçeye. Hı-hı. Ben görmem diyorum elimden. Sen dik falan dedim. Ama yedik bu yıl. Ay ilk sene 14 tane falan bir hünnap evet, oldu. Evet yedik yani. Ha? Diktiğimiz yıl yedik, tattık yani. Ha? Cennet işte. Elmalar da yine öyle. Cennet elması da maşallah. Bayağı var saydım. 13-14 tane var. Ha, var. Fazladır. Fazla mıdır? Ha, ikisi de düşmüş rüzgardan. 19-20 tane vardı. Evet maşallah. Şimdi buna ne olacak gayet? Tohum gitmemiş oldu. Ne yapıyoruz? Tohumu böyle vurduk, karıştırdık ya. Evet. Hemen şöyle düzleyeceğiz.
Ve buna ben su vermem lazım. Karınca çok olan tohumu götürür. Evet. Çamur oldu mu o zaman götüremez. O zaman o mavi şeye dolduralım suyu. Hemen dolduracağım, vereceğim ben. Buyur, tamam. Çayımızı içen. Tamam. Duyamam. Çay ben şimdi... Sema verdi çay dedik ya. Götürürler uzaklara, düşürürler tuzaklara dedim ben. Düşürdüler de. Evet. Düşürdü, ben tuzağa diyecek bak şimdi. Düşürümüm ben seni hiç tuzağa. İyice hepten canın istemese, çok zor gelse inan ki çapalatmam. Şaka gırgır diye. Gay öyle işte, ne yapacağım? İyi hadi çayımızı içelim o zaman ya. Hadi bakalım. Turpu suluyoruz. Neden? Turp tohumlarını karıncalar kuru olursa topluyor. O yüzden sulamak zorundayız. Çamur olunca sulayamıyorlar. Aman toplayamıyorlar. Çamur olduğu zaman toplayamıyorlar diyeceğime sulayamıyorlar dedim. Yanlış dedim yani. Siz anlıyorsunuz beni değerli takipçiler. Değerli kardeşlerim, siz ben çok net anlıyorsunuz. Ne yapmak istiyorum, ne diyorum. Her şeyi anlıyorsunuz. Tavşan kanı çay demledi Şahin. Evet Ülker Hanım. Artık Ülker Hanım sözünü yerine getiriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle tavşan kanı çayımızı çekiyoruz. Ve Şahin Bey'le içiyoruz arkadaşlar. Hemen hemen de böyle yorulmuş sayılırız. Evet. İkimiz bir bitirverdik işler çabucak. Şuna bak maşallah. Şahin Bey'in çayı. Oh. Tavşan kanı oldu. Çok da demledik. Aynen. İnşallah birileri gelir de içeriz. İnşallah beraber içeriz. Gerçekten yani. Gerçekten çok demlemişim. Bak gel. Maşallah. Löp löp koca çaydanlık dolu. Aynen Ülker Hanım. Löp löp doldurduk. Lömbür löp deriz biz. Lömbür löp deriz. Evet. Şimdi çayı doldurduk. Şöyle oturam içem. Aslında bir tane gevreğimiz vardı. Onu da yiyeyim mi ki? Evet Ülker Hanım. Şimdi sizlerle vedalaşma zamanı geldi. Gevreğimizi de alalım. Yapıyor. Düştü. Düştüm lazım. Bir şey olmaz. 3 saniye içinde almamız lazım. Ha şöyle. Paylaşacağız. Evet. Acık kurumuş ule bu. Kırında kurumuş demek ki. Yeni almıyor. Baya bir bayat kuru da neyse yiyeceğiz. Evet. Çayla öyle biraz yatıştıramaçlığımızı gideceğiz. Evimizde yemeğimiz olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. İzmir'deki evimizin bahçesinden, Tekirdağ'dan hepinize sevgi ve selam gönderiyoruz. Kendim işte sarımsak falan diktim. Ertesi günde Şahin Bey semaver yakıvereceğim diyerek getirdim. Çok şükür, bin şükür geldi. Rabbim izin verdi. Birlikte soğanı diktik. Gırgır şamata böyle güzellikler içinde, birlik beraberlik içinde işlerimiz bitiyor. Biz böyle bu hayattan mutluyuz. Biz böyle yaşamaktan hakikaten mutluyuz. Köy hayatı muhteşem. İzmir'deki bahçem, en sevdiğim bahçem. Eski püskü ama bana göre villa. Bana göre herkesin en iyisinden daha iyi. Şöyle demek istiyorum. Elimizde bu varsa, elimizde olanla o kadar mutlu oluyorum ki. Hele şuna bak, yanına oturmuşum. Tıkır tıkır kaynıyor. İşte bir bardak çayımız ılık. Havalar biraz serin artık. Yarımda simidimiz, ekmeğimiz. İşte mutluluk. Bir yere, yani mutluluk aslında nedir kısaca Şahin? Mutluluk ağız tadıdır Ülker Hanım. Sağlıktır. Ağız tadıdır ve bir yere severek, sevinerek gidiyorsanız böyle isteyerek, işte o sizi mutlu ediyorsa mutluluk odur. Ben burayı severek, sevinerek geliyorum. Ayaklarım ilerileri gidiyor. O yüzden çok mutluyum bu bahçede. Bir de şöyle diyeyim. Mesela bir yere oturmaya gidiyorum ya da biri gelecek. Onun gelmesinden ve o oturmaya gittiğimiz, oraya gittiğimiz yere böyle sevinerek, severek, zorunlu değil. Bazı zorunlu gidiliyor biliyorsun. Evet, tabii. Zoraki değil de severek, sevinerek, isteyerek gittiğimizde işte o mutluluk. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videomu ne olur beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Buna ben bilgi videosu diyorum. Hakikaten bilgi video diyorum. Bay bay. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla değerli takipçilerimiz.